Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ofisimize çok güzel bir Xiaomi telefon geldi. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE modeli artık ülkemizde satışa çıkıyor. Biz de kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Yani sizler de artık Mi 11 Lite'in 5G'li versiyonunu da burada görmüş olduğunuz gibi satın alabileceksiniz. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi. Bakalım bizlere hangi rengi gelmiş ve hangi versiyon olarak gelmiş onlara da bakalım. Şöyle ben e de kapatayım burada bakayım. Truffle Black adlı rengi yani siyah rengi bizlerle birlikte 8 GB RAM ve 128 GB'lık şöyle hatta bakayım odaklayacak mı? Şuradan da görebilirsiniz. 8 GB RAM ve 128 GB'lık versiyonu bizlerle birlikte. Bakalım kutu içerisinde neler çıkacak? Siyah rengi nasıl bir renk bize onu neler sunuyormuş? Onlara bakacağız. Hemen şöyle ben arka tarafından giriş yapayım. Şöyle jelatinimizi şöyle yırtarsam yetecek zaten. Şöyle kaldırayım. Şöyle şunu bırakayım hemen. Bir de şunu bahsetmek istiyorum ben burada. Xiaomi'nin yazdığı burada çok önemli bir nokta var ki With easy access to, to Google Apps you use most diyor. Yani en çok kullandığınız uygulamalar Google uygulamaları burada sizlerle birlikte diyor. Yani burada artık kime bir vurgu yapıyor bilmiyorum ama bu şekilde de bir ibaremiz bulunuyor. Bakalım kutudan da neler çıkıyor. Şöyle, Şunu şöyle kenara alayım be. Burada kutu içerisinde neler varmış? Onlara bakmak istiyorum ben önce. Tabii ki de bir Xiaomi klasik olarak da burada dokumentasyonlarımız var. Şunları da şöyle koyayım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir adet USB dönüştürücüsü var. Yani daha doğrusu Type-C'den 3.5 milimetreye dönüştürücü var. Yani kulaklığınızda, kendi kulaklığınızda kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel çünkü Mi 11 Lite'da burada 3.5 mm'lik kulaklık giriş yok. Bir adet burada kılıfımız bulunuyor. Normal TPU dediğimiz burada esnek olan bir kılıfımız yer alıyor. Şöyle onu da koyayım ve gelelim Mi 11 Lite 5G NE modeline. Yani ne kaldırıyorum bilmiyorum ama böyle kuş gibi bir telefon kaldırıyorum. Şöyle kutuyu da biraz kenara koyayım. Şunu da şöyle yapayım. Kutuyu tekrar önüme alayım. Şimdi kutu içerisinden neler çıkıyor? Tabii ki de bir adet şarj aletimiz çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Xiaomi'nin hızlı şarj aleti bizlerle birlikte. Şunu da yukarı kaldırırsam kaç watt olduğunda biz buradan görebileceğiz. Şöyle kenara bıraktım ben de şunu. Burada görmüş olduğunuz şekilde maksimum 33 wattlık bir hızlı şarj aleti bizlerle 33 wattla burada 4250 mAh'i hızlı bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Tabii ki de bir adet de burada Kablomuz çıkıyor. Burada tabii ki de turuncu uçlu olarak geliyor. Şöyle size göstereyim. Turuncu uçlu olarak geliyor. Bu şekilde de hızlı şarjı gerçekleştirebiliyorsunuz. Kutu içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Ve telefonumuza gelelim. Şimdi Xiaomi'nin burada bize vurguladığı bir nokta var şöyle yansıtmadan da size göstermek istiyorum. Burada Elegant and Sleek yani çok güzel bir tasarım olduğunu da söylüyor. Elegant bir tasarım olduğunu söylüyor. 90 Hz AMOLED bir ekranımız var. Dolby Vision destekli 10 bit yani gerçekten de bir güzel bir ekrana sahip olduğunda burada görüyoruz. Yani aynı Mi 11 Lite'de olduğu gibi görüyoruz. 64 megapiksellik ana kameramız var ve önemli olan nokta şu ki burada Snapdragon 778G işlemcisi bizlerle birlikte. Daha öncesinde Mi 11 Lite'de 732G işlemcisi vardı. Keşke keşke dedik 5 gli versiyonu gelse de şu işlemciyi kullanabilsek dedik ve artık ülkemize geldi. Bir de artık rengine de bakma zamanı geldi. Şöyle açayım. Telefonu şöyle e-mail'leri bilgilerini de kapatayım. Hemen şöyle e-mail'sini de ben çıkarayım. Geri döneyim. Evet siyah rengimizde bu şekilde. Parmak izini işte birazcık göstermeye meyilli bir arka yüzey var. Ama böyle buzlu cam yüzeyi gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Bubble gum blue rengi çok hoşuma gitmişti. Siyah renginde gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle telefonda bir yandan başlatırken ben de size aslında olan teknik özelliklerini de sıralayayım hemen. Boyut kısmında yine Mi 11 Lite ile aynı olmak üzere 160 milimetrelik bir boy, 75 milimetrelik bir eni, 6.8 milimetrelik eni var ki gerçekten de çok ince bir telefon. Ayrıca 158 gram gibi böyle baya baya elinizin böyle altına kayıp gidercesinde bir hafifliği var. O da çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de bir IP sertifikamız da var burada. IP 53 sertifikamız var. Şöyle ben devam edeyim hemen şunlara. Türkiye açılışa devam edelim, kabul edelim, bu adımı atlayalım. Sim karta takmak istemiyorum. Atlayalım. Wi-Fi'ye de bağlanmak istemiyorum. Atlayalım. Diğer şu güzel ekranı bir görelim hemen. Yani şu hafiflik insanı gerçekten çok cezbediyor. Kabul ediyorum. Klasik olsun. Ve kurulumumuz da tamamlandı. Şöyle açılsın. Yani de zaten olabildiğince ince tutmayı da başardım Mi 11 Lite ile beraber. Xiaomi'nin bu 10. yılından sonraki tasarımları gerçekten çok güzel oldu. Kamera tasarımı olsun, inceliği olsun, telefonun genel tasarımı olsun gerçekten çok iyi. Ekrandan devam edelim burada. AMOLED bir ekranımız olduğunu söylemiştik. 1 milyar rengi ve 10 bit renk gamutunu da burada destekliyor. Dolby Vision var, HDR10 Plus var, 90 Hz ekranımız var. Ek olarak 500 nitlik bir parlaklığımız var. Maksimum olarak da 8 ünitede de çıkabiliyoruz burada. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. 6.5 inçlik daha doğrusu 6.55 inçlik bir ekranımız var burada. O da gayet güzel. Ek olarak da Gorilla Glass 5 ile korunuyor bu görmüş olduğunuz ekran. Birazcık uygulamaları yüklemekte de zorlanıyor şu anda sanırsam. Ve ekran bizi karşılıyor. Yani gerçekten çok güzel bir ekran var. Ben şöyle koyayım daha yansıma olmadan. Görmüş olun hatta şöyle parlaklık seviyesine bir kontrol edeyim ben. Şöyle biraz açarsam. Şu iyi galiba. Gayet güzel bir ekranı olduğunu da burada söyleyebilirim. Dediğim gibi 6.55 inçlik bir ekranımız var. Gayet doyurucu bir ekran var burada. Android 11 ve MIUI 12.5 birlikte geliyor. İçerisinde Snapdragon 778 işlemcisi var zaten. Onu da çok merak ediyoruz. Nasıl bir performans sergileyecek onlara da bakacağız. Hatta 12.5.1 varmış burada. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi. Yani bu telefonu çok bekledik. En azından 5G'li versiyonu çok bekledik. Yani şimdi diyeceksiniz ki 5G'yi ne zaman kullanacağız? Ne zaman kullanacağız? Bizler de bilmiyoruz. Ülkemize 5G ne zaman yaygınlaşacak? Bilmiyoruz. Kamera tarafından bahsedelim biraz da burada. Arka tarafta bildiğiniz gibi 64 megapiksellik bir ana kameramız yer alıyor. F1.8 diyafram açıklığına sahip olan bu kamera güzel fotoğraflar çekebiliyor aslında. İkinci kameramız ise 8 megapiksellik bir ultra wide yani geniş açılı bir kameramız 119 derecelik bir dereceye de sahip. Fotoğrafları örneklerinde zaten Göreceksiniz incelemede. F2.2 diyafram açıklığı olduğunda söyleyelim. Bir de 5 megapiksellik bir kameramız var. Bu da bir telefoto kameramız. Yani yakınlaştırma kameramız. Onun da fotoğraf örneklerini zaten görmüş olacaksınız. Hem incelemede hem de şu andaki kutu açılışında. Ön tarafa baktığımızda ise burada 20 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız bulunuyor. Bu kameranın da F2.2 diyafram açıklığına sahip olduğunda söyleyelim. Yani HDR destekli bir kamera olduğunu da söylemek istiyorum ben burada. Bu yüzden de güzel bir kamerası olduğunu söylemek mümkün. Fiyatı hakkında şu anda herhangi bir bilgimiz yok. Yani fiyatı da önemli tabii ki ama şu anda bu cihazın 5G'li versiyonu ve Snapdragon 778G'li versiyonunda performansını çok merak ediyorum. O zaman şimdilik sizlerle veda edelim ve incelemesinde görüşürüz diyelim. Sizler de bu telefon nasıl olduğunu en azından renginin ve Snapdragon 778G ile nasıl performans sergileyeceği hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın diyelim. Ve bir sonraki kutu açılışımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.